AzTV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Spor özel programıyla karşınızdayız. Spora dair özel konu ve konukları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta farklı bir spor dalını konuşacağız. Türkiye Bocce Federasyonu Teknik Kurulu üyesi ve milli antrenör Ahmet Yaratılmış ve milli sporcu Fatma Nur Dağoğlu ile birlikte Bocce'yi konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyelim. Aslında izleyenlerimizin de duyduğu ama nasıl oynandığını, ne olduğunu tam olarak bilmediği bir spor dalı bocce. İlk olarak bocce nedir ve nasıl oynanır? Buradan başlamak istiyorum ben. Hocam sizle başlayalım. Şimdi bocce dediğimiz zaman milattan önce 5000'li yıllara dayanan Türk sporundan bahsediyoruz. Açlık oyunları, misket, müselles tarzındaki sporların günümüze işte taşınması, zenginleştirilmesinden oluşan bir spor dalı. Tabi bocce dediğimiz zaman bocce sadece bir başlıkta oluşmuyor. Petank, volo, raffle ve çim topu denilen 4 ana başlıkta toplanıyor. Toplam olarak 10 tane disiplin var içerisinde. 10 tane disiplin içerisinde tabi zeminler farklı, toplar farklı, ağırlıklar farklı. Müsabaka sistemi farklı olduğu için herkese hitap eden, yaşlı, genç, zengin, fakir, engelli, sağlıklı, kadın, erkek ayrımı olmadan rahatlıkla sporun içerisine çektiğimiz bir branş. Biz Bursa olarak gerçekten milli takımın lokomotif konumundayız. Şu an 4 tane kulübümüz birincilikte yarışmalara devam ediyor. Ve Dünya Avrupa dereceleri çıkardık ki iyi sonuçlar alıyoruz. Ben buradan başlangıçta destek veren bütün kulüplerime ve yerel yönetimlere teşekkür ediyorum. İyi şeyler yaptık, iyi şeyler de yapmaya devam edeceğiz inşallah. Tabii desteklerini almak şartıyla. Şimdi farklı disiplinlerden bahsettiniz. Petank, volo. Bunların detaylarını sizden dinleyelim. Ne gibi farkları var? Şu an topları da görüyoruz. Hepsinin topu farklı. Detaylarını dinleyelim sizden. Şu an arkada da görsel evet. Var. Mesela şu hangi disiplin bu, o zaman? Bu volonun, volonun basamak dediğimiz disiplinde. 12,5 metreden başlayan 1 kilo civarındaki toplarla 50'ye 40 havuzlar içerisinde hedefin vurduktan sonra 80 santim uzaklaşan, 6 kademeden oluşan bir performans sporumuz. Bakın sporcu 5 dakika koşu yapıyor ve vurduğu top 80 santim uzaklaşıyor. Evet, 6 kademeden oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedikten sonra tekrar 5, 4, 3 diye devam ediyor. 5 dakika sonucunda kaç tur koştu, kaç tane vuruş yaptı? Tamamen performans ve beceriye dayalı. Gerçekten dışarıdan vatandaşın gördüğü basit bir branş değil. Tabii performans gerektiren, beceri gerektiren branş. Bunun çiftleri var, rölo dediğimiz bayrak yarışı gibi. Onda hedefler sabit hedefler oluyor. Bayanlarda 1 ve 3, 3 de 1. Erkeklerde 4 ve 2 hedef oluyor. Tabii 5 dakika içerisinde bir sporcu 4 top kullandıktan sonra diğer sporcuya temas ederek 5 dakika sonucunda aldığı skor başarısını belirliyor. Tabi bunun gelenekseli kombinesi, altın noktası denilen bir branşlarımız da var. Onun haricinde petank denilen bir branşımız var. Petank toprak alanda oynanıyor. Toprak alanda oynarken 670 gram ile 750 gram arasındaki o küçük toplarla toprak alanda oynanıyor. Tekler, çiftler ve üçler şeklinde yarışmaları var. 13 sayıyı bitiren maçın galibi oluyor. Daha sonra raffa dediğimiz curling'e benzer, sentetik zeminde oynayan, sentetik toplarla oynanan, tamamen teknik, taktik ve beceriye dayanan bir branş. Şu ortadaki sarılı kırmızı toplarımızın raffa topları oluyor. Çok görsel, gerçekten zevkle herkesin yapabileceği bir branş. Biz bu seneye kadar yaptığımız çim topu dediğimiz lawn ball olarak geçen siyah topları görüyorsunuz. Evet, siyah toplar. Yani 35 metreye 4 metrelik bir alanın içerisinde topların özelliği var. Bir tarafında ağırlık merkezi var. Bunun büyüklüğünde jack dediğimiz bir topumuz var. Hedefimiz var. Onu belli bir atış noktalarımız attıktan sonra düz atamıyoruz bu topu. Belli bir açı, belli bir hızla jack'e yaklaşma. Yani doğru attığımız zaman yavaşladıkça ağırlık merkezine döndüğünden dolayı tamamen matematiksel bir spor. Onu ama tabii sahalarımızın olmaması biraz da maliyetli, aynı golf gibi pahalı bir spor olduğundan dolayı federasyon olarak onu bu sene kaldırdık. Ama onu ön bilgi olarak şey yapıyoruz. Fakat petankta biz şu an 16 takımdan oluşan birincilik var. 54 takımla katılımı sağladık. Ve biz Bursa Spor ve Aile ve Sosyal olarak birinci, ikinci sırada birinciliğe çıktık. Şu an Bursa Spor takımımız, ben samimiyetimle söylüyorum,
Kulüp olarak bize çok büyük destek veriyor Bursaspor. Tabii o desteği sporcularım aldığı zaman başarı haliyle geliyor. 18 maç yaptık 3 etapta. 18 maçın 18'ini aldık. En yakın rakibimizle aramızda 5 puan fark var. Şimdi ilk etaptan oluşan yarışmalarımızın bir tanesi Ankara Kahraman Kazan'da olacak. Son etabı Ramazan'dan sonra Samsun'da yapacağız. İnşallah biz o zaman şeyi şampiyonluk kupamızı Bursa'mıza kazandıracağız. İnşallah. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi takımlar yarışacağı disiplinleri kendi mi belirliyor? Yani şimdi Bursa Spor'dan örnek verecek olursak hem Vodo'da hem Petank'ta mı yarışıyor, yoksa bu müsabakalar takımlara göre mi belirleniyor? Nasıl oluyor? Şimdi bir sporcu tabii fiziki durumu çok önemli. Hı hı. Mesela Vodo'da tamamen fiziki durum ön plana çıkıyor. Yani kas yapısının, kol bacak avantajının olması gerekiyor. Yani kısa boylu, parmakları küçük kişiyi Volo branşında yarıştırmamız biraz zor. Ha onu nerede yarıştırabiliriz? Volo'nun geleneksel kombine altın nokta denilen disiplinleri var. Onda performans, yani kondisyona fazla dayalı bir branş değil. Onlar da kullanabiliriz ama genelde biz kol ve bacak boyunun, parmakların uzun olması durumunda sporcuyu Volo'ya yönlendiriyoruz. Ama Rafa'da dediğim gibi şey olarak yani fiziki yapı o kadar önemli değil, beceri ön plana çıkıyor. Orada yani kurallar var mesela yaklaştırma, vurmalar ve direkt endirekt vuruşlar var. Atış çizgileri var. A, B, C, D, E diye çizgileri var. Tamamen teknik, taktik ve beceriye dayalı. Curling'de nasıl hedefin içerisine girebiliyorsan, bunda da amaç miskete yaklaşma. Bunun biraz büyüğü misket vardır. Ona yaklaşmadır. Fakat dediğim gibi çizgilerin özellikleri var. Yaklaşma mı yapacak, vuruş mu yapacak veya yaklaşma esnasında herhangi bir topa temas esnasında o 70 santim kuralı var, çıksın mı, kalsın mı yerine, biraz karmaşık gözükse de işin içine girdiğiniz zaman zevkle yaptığımız bir branş. Ama petankta öyle bir fazla bir özellik yok. Tabii onun da kendine göre durumları var ama biz geçen sene Aile ve Sosyal Politikalar Huzur Evi'nin yaşlarını Monaco'ya, Avrupa Şampiyonası'na götürdük. Onlara milli takım olarak götürdük. Gerçekten de yani kısa bir zamanda çalışmaya nazaran iyi şeyler çıkardılar. Yani galibiyet değil de bugün İngiltere'den biz 7 sayı çıkardık. İngiltere şampiyon oldu yani. Evet. Az bir sayı değil açıkçası. Çim topunda da zaten yıllarca Türkiye şampiyonu olduk Bursa Spor olarak. Fakat çim topunu kaldırdık. O şekilde yarışmalara devam ediyoruz. Şimdi biraz da milli sporcumuza dönelim. Önce seni tanıyalım. Borca ile nasıl tanıştın? Bunu da senden dinleyelim. Ben zaten 6 yaşımdan beri sporun içindeyim. 6 yaşından beri sporla olunca üniversiteyi de spor okumak icap etti. Üniversite Besyo bölümünü kazandım. Besyo bölümünü kazandığımda eşimi orada tanıdım. Eşimle beraber beni Bocce'ye tanıştırdı. Bocce'de gelişmemin gerçekten en büyük sebeplerinden biri de eşimdir. Eşim amilli. Bana desteği, motivasyonu hani Ahmet Hoca'dan sonra eşimdir yani. Genelde işte şey yapıyoruz, Türkiye şampiyonlarında derecelerimiz var. Yurt dışına çıkıyoruz. Ben petank branşıyla hani uğraşıyorum. Yaklaşık 2 senedir bocce'nin içindeyim. Zevkli, gerçekten hani motivasyonu yüksek tutan ve stresten gerçekten uzaklaşmayı sağlayıp ve sakinleşmeyi sağlayan bir spor. O yüzden ben tavsiye ediyorum gençlerin gerçekten bu sporu keşfedip bu sporla uğraşmalarını. Peki dedin ya 2 yıldır bu sporun içindeyim diye. Evet. Belli bir yaşı var mı Borca'ya başlamanın? Ya gerçi hani siz de az önce söylediğiniz huzur evlerinde de oynanıyor diye aslında başlama yaşı yok. Ben buradan onu anlıyorum ama ne kadar küçük başlanırsa o kadar iyi midir? Ya çocukların gelişimi ve disiplini anlaması açısından 9 yaş veya 8 yaş daha ideal olabiliyor. Çünkü daha küçük çocuğa hani uzat kolunu, daha hız ver, bir süre hani kendisini yoracağı için toplar ne kadar az olursa onların içinde daha fazla olacak. O yüzden 8 yaş veya 9 yaş başlamak için ideal bir yaş. Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Bocce çok eskiye dayanıyor dediniz. Atasporumuz diyebilir miyiz aslında bocce için? Tabii. Peki kaç yıldır faaliyet gösteriyor ve Bursa'da ne zaman başladı bocce? Ne zaman faaliyete girdi? Aslında federasyon olarak biz 2005 yılında başladık. Federasyon olarak, resmi olarak maçlarımızda 2005 yılında başladık. Ben 2006'da antrenör oldum. Ama
bizi Boçya'ya çeken tekvandodan tanıdım. Ben 21 sene tekvandoda yaptım. Orada Adem Yakalıcı diye çok değerli bir dostum sağ olsun bize tanıttı. O da federasyon yönetim kurulunda, teknik kurulundaydı. O vesileyle Boçya'ya başladık. Yani 11 sene içerisinde gerçekten 24 tane milli sporcu çıkardık. Bunların 3 tanesi KPSS'ye girmeden öğretmen olarak atandı şu an görevini. Biri İstanbul, bir tane Şırnak, bir tanesi Bingöl'de sürdürüyor. Şu an Uludağ Üniversitesi'nde, Bartın Üniversitesi'nde, Düzce Üniversitesi'nde, Zonguldak ve Akdeniz Üniversitesi'nde sporcularımız var. Millik burs alanlar. Millik burs alıyorlar. Zaten okul hayatlarını rahatlıkla sürdürüyorlar. Biraz önce Fatma mütevazi davrandı. Geçen sene milli takıma girdi. Milli takıma girdikten sonra da Balkan Şampiyonası Bulgaristan Sofya'da yapıldı ve birinci oldu. Onu söylemeyi utandı mı diyelim veya hani mütevazı mı davrandı? Kısa zamanda gerçekten başarı sağladı. Dediğim gibi yani atasporumuz, fakat maalesef şu şey bir gerçek var. Türkiye'de bir iki sporun haricinde bakış açımız biraz dar. Evet. Onu birazcık aşabilirsek gerçekten Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Biz burada Kültür Parkı'nın içerisinde bir tesis yaptık. Ben buradan Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ve yetkililere ben teşekkür ederim. Güzel bir tesis kazandırdılar bize, 700 metrekare. Biz orada çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yapıyoruz. Altyapıdan gelen gerçekten çok iyi orta öğretimdeki çocuklarımız var. Yani daha iyi şeyler olacak ama tabii zaman. Evet. Zaman dediniz ama baktığımız zaman da şimdi Fatma Nur'dan örnek verecek olursak çok kısa bir süre içinde de aslında başarılı olunabiliyor. Evet. Sen peki bu kısa sürede bu kadar başarılı olmanı neye bağlıyorsun? Ben eşimden dolayı hani normalde evde bile normal bir film izlemiyoruz. Gördüğünüz videoları evde 7/24 izleme potansiyeline sahip. Hem mental yaptığın zaman hem de düzenli antrenman yaptığın zaman, istekli ve azimli olduğun zaman hiçbir zaman hani yok ben istedim de olmadı, gelişemedim sözü gerçek değildir. Sen isteyip gerçekten her şekilde eğer çabalamışsan kısa sürede gerçekten çok büyük şeyler başarabilirsiniz. Programdan önce konuştuğumuzda söyledin bir anne adayısın. Evet. Peki senin spor yaşantını etkileyecek mi? Yani hem beden hem zihinsel bir spor aslında Boccia. Evet. Seni bu durum etkileyecek mi? Şu an daha yolun başındayım ama maçlara devam ediyorum. Lig olsun, şampiyonalar olsun veya işte geçen hafta şeydeydik, Akdeniz oyunları seçmesindeydik. Evet, ilk başlarda zorlanıyor, yoruyor ama alışacak bünye, evet. Ona da alışması gerekiyor. Çünkü zor zamanda bir işi başardığında kolay zamanda daha üst yerlere gelebilirsin. Ben buna inanıyorum. O yüzden bırakmak yok, devam ediyoruz. Belki o da bu şekilde yetenek kazanır. Anne babadan gördükçe evet. O da bir şekilde yönelir. Sizin de torununuz diyelim çünkü gerçekten bahsettiğiniz bir aile gibisiniz. Kaç çocuğunuz var? Yani kaç sporcu var Bursa'da? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani benim 100 civarında 98 tane sporcum var. Ama bunların içerisinde yani aktif olarak 45-50 tane aktif sporcumuz var. Altyapıdan gelen gerçekten çok iyi sporcularımız var ki boşa kürek sallamıyoruz açıkçası. Çünkü özellikle orta öğretimde okuyan çocuklarımızı milli takıma yetiştirmek için gayretli bir çalışmamız var. Çocuk okuldan çıkıyor. Akşam 5-5.30 civarında çıkıyor. Sağ olsun belediye aydınlatma da yaptı tesisi. Gece saat 7'ye kadar, 7.30'a kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama dersleri aksatmadan, beslenmeye dikkat ederek sorumluluklarını öğretiyoruz. Yani açıkçası şu, sporu yaparken geleceğimiz olan gençlerimize ailenin bir yerde yetersiz kaldığı eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. En büyük zaten beklentimiz o. Evet. Yani onu toplumun kötülüklerinden uzak koymak, bedensel olarak sağlıklı bir sporcu yetiştirmek, derslerinde başarılı olmak ki bunun çok örneklerini ben yaşadım. Benim Adem Keskin diye bir sporcum var. Zaten geçen hafta Fransa'da Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda yarıştı. Bana lise 1'de geldiği zaman 8 tane zayıfla geldi. Oturduk konuştuk biz onunla. Ve onu sevdik, sevdirdik. Liseyi bitirirken takdirle bitirdi. Şu an Bartın Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisi. Ve milli sporcumuz. Evet. Yani bundan güzel bir duygu yok. Evet. Toplamda kaç milli sporcu var Bursa'dan çıkmış? Çünkü bu şimdi alanda lokomotifiz dediniz. Bende 24 tane sporcum var. Hasan Ağa Çekirge'de Yılmaz Güzel Ocak diye çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız var. O da bizden önce başlamış. Kendisi beden eğitimi öğretmeni. Gerçekten Türk milli takımına çok büyük katkılar olmuş bir arkadaşımız.
Onun da bir 35-40 tane milli sporcusu var. Hı hı. Gerçekten. Nilüfer Belediyesi orada zaten ona güzel bir tesis kazandırdı. Orada ciddi çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'ye güzel sporcular verdik. Şu an dediğim gibi yani Lokomotif Bursa. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir milli takım seçmesi yapıldı. O seçmelerde Bursa'dan milli takıma yeni seçilenler oldu mu? Tabii. İki tane kızımız bayanlardı. Milli takıma girdi. Benim yetiştirdiğim sporcum. 6 sene çalıştırdım. Sonra Ankara'dan bir arkadaşıma verdim. Çok sevdiğim değerli dostum Talip Aslan hocamız var. Yine teknik kurulda beraberiz. Onun bende yemekleri çok fazla. Ona verdik ve onlar milli sporcu. Yani benim yetiştirdiğim sporcular şu an Akdeniz oyunlarında yarışacak. Tabii erkeklerde de Fransa'dan gelenlere karşı finale kadar biz öndeydik. Finalde işte Fransa'dan gelenlere bizden çok eski çalışmış olan yetenekli arkadaşlara yenildik. Benim çocuklar ikinci oldu. Fransa'dan gelenler birinci oldu. O şekilde yani bayanlarda milli takıma giren iki tane sporcumuz Bursa'dan yetişen kızlarımız. Şimdi peki önümüzdeki organizasyonlardan, şampiyonalardan bahsedecek olursak bu sporcularımız ne zaman boy gösterecekler bu organizasyonlarda? Önümüzdeki hedefler neler? Şimdi tabii ki amacımız var. Amacımız dedi çocuklarımızı milli takıma vermek. Ama sadece milli takımla kalmak değil, bayrağımızı göndere çektirmek. Yani orada bir Dünya Avrupa Şampiyonası Akdeniz oyunlarında derece çıkarmaya çalışmak. Yani en büyük beklentimiz o. Ya bunun gayretini veriyoruz. Zaman zaman gerçekten zorlanıyoruz. Yani neden dersem farklı bir branş olması, kamuoyuna kendimizi tanıtamamamız. Evet. Dediğimiz gibi mesela hani biz kamp eğitim merkezinin ön tarafında projesi çizilmiş büyük bir spor salonu çalışmamız var. Belediyenin projesini çizdi. İnşallah ben başkanımdan buradan özellikle rica ediyorum. Bu konuya bile el atarsa, yani o tesisi bize kazandırırsa, biz Avrupa Şampiyonası'nı Bursa'ya alırız. Hem ilimizin tanıtılması, hem kendi sporcularımız belli bir yere gelmesi açısından. Bu tesise gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü arsa hazır. Ondan sonra proje çizildi. Sadece 40-25 bir kapalı bir alan, şey olarak değil, içinde bölümleri olmayan bir hangar tarzı diyelim, öyle bir alanın yapılması Bursa'mıza bocce ve dart olarak, dartın da Türkiye şampiyonları orada yaparız. Böyle bir kazanım sağlatırsa başkanım buradan, ben gerçekten federasyon adına minnettar kalırım. En büyük sorun aslında bu değil mi? Birçok branşta olduğu gibi tesisleşme, bir antrenman salonunun olmaması ya da müsabakaların yapılması için uygun bir salonun olmaması. Ya zaten biz şimdi Kültür Park'taki tesisi ilk başlattığımız zaman açık alandı, üstü kapalı değildi. Ve biz gerçekten kar temizledik. Yağmurun altında, güneşin altında. Yani başarılar çıkardık. Hani zorluklarla kazanılan başarı gerçekten insanı farklı bir motive ediyor. Ama gönül ister ki çocuklarımın gelip mesela hani kıyafetlerini düzgün giyeceği, düzgün bir kapalı alanda antrenman yapacağı, duşunu alıp çıkacağı, o zaman başarı daha çok gelecek. Evet. Tabii yani şimdi memleketin durumu malum. Yani bu durumda giderler çok fazla. İnşallah yani o konuları aşarsak, şu tesis de bize kazanırsa ben inanırım ki yani dünya üçüncüleri çıkardık, Avrupa üçüncüleri çıkardık. Ama bu başarılar niye dünya şampiyonlukları olmasın? Evet. Peki dünya ile kıyaslayacak olursak, yani diğer ülkelerde bocce'de başarı nedir? Türkiye ile kıyaslarsak eğer ne durumdayız? Şimdi ne durumdayız? Çok kısa zamanda bir federasyon olduk, geçmişimiz fazla yok. Bir mesela petank dalında Avrupa yıllardan beri yani kişiler bahçesine bile mesela petank sahası yapıyor. Onların şimdi geçmişiyle bizim geçmişimiz arasında çok büyük fark var. Yani biz yani yeni yeni yürüme pozisyondayız desek. Fakat o durumdayken biz geçen sene bayanlarda bir Avrupa üçüncülüğü aldık. Antrenörüm de benim yaptığım bayan milli takımda. Bu 2017'de de yine bir Avrupa ikinciliğimiz oldu. Ki Avrupa ikinciliğini aldığımızda dünya şampiyonu Belçikalı'yı biz geçtik orada. Ve finalde de yenildik. Avrupa ikincisi olduk. Yani kademe kademe geliyor. Bir dünya üçüncülüklerimiz var. Mesela Yılmaz Duran ile İnce Ece Öztürk diye Bursa'dan çıkan iki tane sporcumuz dünya derecesi yaptı. Dünya üçüncüsü oldu. Yine işte Özlem diye bir kızım, Özlem Korkmaz diye bir kızımız Avrupa üçüncüsü oldu işte bayanlarda. Sonra Fransa'da Türk vatandaşı olan bir erkek sporcumuz, o da işte Avrupa ikincisi oldu. Tabii kademe kademe yükseliyoruz. Başarılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama dediğimiz gibi yani bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi de tesis. Maalesef. Evet. Şu tesisi kazandırabilsek Bursa'ya var ya, inanır mısın? Gerçekten dünya derecesi rahat çıkaracağız. Çünkü bizim gençliğimizde şey var yani, o potansiyel var yani. Şimdi tekrar Fatma Nur'a dönelim. Hem bocce'ye belki şu an bir ilgisi olan
izleyenlerimiz olmuştur. Hem onlara söyleyebileceğim bir şey hem de senin bundan sonraki hedeflerin neler? Bunları öğrenebilir miyiz? Benim bundan sonraki hedeflerim ben yakınımdaki insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Tesisimize gelen küçük sporcularımız da var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Ben kısa sürede buralara geldiysem herkesin yapabileceğini düşünüyorum. İstek olduktan sonra düzgün bir çalışma programı yaptığınızda ve gerçekten güzel bir beslenme olduktan sonra herkes yapabilir. Benim önümdeki hedefler hocamızın dediği gibi hani dünya ve Avrupa'da derece yapmak en büyük hayalimiz. Ve en büyük hayalimizden birisi dışarı ülkelerde geliştiği gibi bizim ülkemizde de gelişmesi. Hani videolarda onların videosunun ön planda değil de daha çok bizimkilerin ön planda olmalarını daha çok istiyoruz. Peki neler yapılmalı sence? Yani daha fazla ön plana çıkması için, daha fazla Borce'nin hem ülkemizde adını duyması hem de başarılarla aslında ülkemizin adını duyurmak için neler yapılmalı? Biz şu an bir adım attık. Bu sene Petanque Ligi düzenledik. Nasıl futbolda ön planda oluyorsa biz bir yavaş yavaş bir yerlere gelmek istiyoruz. Hocamızın dediği gibi gerçekten bir saha yapılması. Çünkü Petanque Ligi düzenliyoruz. Şu an nereye yapacağız, nasıl olacak? Hani bir yere gidiyoruz, sahası az, sığmayacak, nasıl yetişecek? Çünkü bazı sporcularımız öğretmen, bazı sporcularımız hani çalışıyor memur. Hani 3 güne sıkıştırmamız gerekiyor. 3 güne sıkıştığında bir şeyleri peş peşe yaptığınızda verimli bir performans alamayabiliyorsunuz bazen. Çünkü maçtan çıkıp maça girmeniz gerekiyor. O yüzden yeterli bir saha olsa, yeterli bir program çizelgesi olsa ve daha güzel yerlere gelebileceğimiz koşullar yani önemli. Koşullar yani çok önemli. Için. Hocam tekrar size dönelim. Programdan önce de bahsettiğiniz çok güzel projeleriniz var. Hem engellilerle hem terör gazileriyle yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz projeleriniz var. Bunların da detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle 2008'den beri ben Kızılay'ın gönüllüsüyüm. Kızılay'ın Mudanya Altıntaş'taki kampında biz her sene 15 günlük kamp süresince engellilerle ilgili çalışmalarımız oldu. Sonra Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile 2008'den itibaren çalışmalarımız başladı ama şu sıralar birazcık donduruldu yani açıkçası beklemede. Ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Politikaların Huzur Evi'nden oluşan bir takımı Monaco'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na götürdük. Yani iki aylık gibi kısa bir süreçten geçtikten sonra dediğimiz gibi İngiltere gibi bir takım. Diğer takımlardan yani 13'e 0 yenilmedik. En az 3-4 sayı, 7 sayıya kadar aldığımız ülkeler oldu. Onları yani en azından hiç olmazsa özgüvenini kazandırdık. Yani bana kullandığı kelime, yaşlı bir tanesinin kullandığı kelime şu oldu. Hocam ben kendimi buldum. Bu çok güzel bir duygu. İşte eğer biz hocam ben kendimi buldum diyebiliyorsa, biz onu kazandırabiliyorsak bize en büyük manevi destek budur. Sonra Türkiye'nin ilk terör gazilerinin takımını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturduk. İlk defa yani 2017'de başlayan bir kulüp çalışmamızda Aile ve Sosyal Politikaları şampiyon olarak ikinciliğe çıkardık, şampiyon olarak birinciliğe çıkardık ve şu an iyi konumdayız. Petanque Ligi'nde de Bursa Spor'dan sonra ikinci sıradayız. Ben buradan müdürüm Erkut Öneş Bey'e, kulüp başkanı Orhan Bey, Bayrak Bey'e gerçekten özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ha bu ara tabii Bursa Spor'un da çok bir destekleri var. Burada biz eğer bu tür kulüplerin desteğini alamazsak bu çocukların çalışmaları tamamen boş. Maddi manevi bütün desteklerini veriyorlar. Ve çocuklarım rahat bir şekilde maçlarına gidip rahat bir şekilde gelebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Çocuk maça gidecek. Ne forması var, ne maddi açıdan bir şeyi var, bir desteği var. Tabii psikolojik olarak performansı etkiliyor bu yani. Ama tabii güzel şeyler oldu. Daha güzel şeyler olacak. Şimdi arkamdaki videoda gösterilen şeyde biz Akdeniz oyunlarında Rafa'da şampiyon olduk Akdeniz oyunlarında. Volo'da ikinci olduk Mersin'de yapılan müsabakalarda. Hani kısa süreçte biz gerçekten büyük başarılar yakaladık ama bununla kalmayacağız. Ben 57 yaşındayım. Kendim buna adadım. Neden? Ekmeğimi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden personelim. Oradan kazanıyorum. Bu çocuklar bizim emanetimiz. Eğer biz emanetlerimize ne kadar sahip çıkarsak bu gençler bize gelecekte çok çok güzel başarılar imza atacaklar. Yani. Evet. Az önce dediğiniz bir şey dikkatimi çekti. Kendimi buldum. Demiş ya size. Aslında bu kendini bulmayı daha küçük yaşlarda yapsak daha faydalı olmaz mı? Yani
yaş ilerledikten sonra tabii ki de spor hayatımızın her yaşında, her döneminde olmalı. Ama ne kadar küçük yaşlarda aslında insan kendini bulursa o kadar daha iyi değil mi? Yani şimdi bir antrenör faktörü çok önemli. Aile desteği çok önemli. Yerel yöntemlerin desteği çok önemli. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Çocuğu küçükken alıyoruz biz. Bende bir felsefe var. Sev, sevdir, başar. Yani çocuğu seversen, o mesela hani Fatma Durun söylediği gibi 8-9 yaşındaki çocuğu sen aldığın zaman oyun havasında eğlenerek, onun yaşına inerek, yani onu bir arkadaş gibi görürsen, çocuk değil de arkadaş gibi görürsen, çocuk bu sefer ne yapıyor? Seni seviyor, branşı seviyor. Branşı sevdiği zaman oradan ayrılmak istemiyor. Bakın samimiyetimle söylüyorum ben. Bayramlarda mesela olsun, özel günlerde olsun çocuklarım hiçbir zaman şimdi tatile gitmezler. Gelirler orada aile havasında antrenmanlarını yaparlar. Gece geç vakit olmuş. Önemli değil onlar için. Şimdi dediğim gibi yani alıyoruz. Orada bir aile ortamını oluşturuyoruz. Çocuk bu sefer ne oluyor? Kendine özgüven geliyor. Evet. Özgüven geldikten sonra bu sefer ne yapıyoruz? O ortamı sevdiği için, hani kovulmaktan korktuğu için bizim prensiplerimize, bizim hani oradaki şeylerimize uymak zorunda kalıyor. Kurallarımıza uymak zorunda kalıyor. Aile geliyor bana diyor ki mesela, ya hocam beslenmesi zayıf. Biz ne yapıyoruz? Beslenme konusuna gel atıyoruz. Diyor ki hocam ya biraz diyor mesela hani agresif, söz dinlemiyor falan, o konuya giriyoruz. İnanır mısınız? Yani ailesinin yani yaptıramadığı çoğu şeyi biz yaptırıyoruz. Yani burada mütevazı olmayacağım. Biz bunları gerçekten başardık. Başarmaya da devam edeceğiz. Yani çocuk, öyle örnekler var ki ürkek bir sporcu geliyor. Geldikten sonra ona özgüveni verdikten sonra bambaşka bir insan oluyor. Bu tabii derslerine de yansıyor, günlük yaşantısına da yansıyor. Her yönden yani açıkçası çocuk farklı bir kişilik kazanıyor yani. Evet. Şimdi tekrar milli sporcumuza dönelim. Bocce ile 2 yıldır iç içesin. Yani sporculuk hayatında bir geçmişin var ama Bocce ile tanıştıktan sonra senin hayatında ne gibi farklılıklar oldu? Neler değişti? Sana neler kattı Bocce? Ben Bocce'den önce futbolla uğraşıyordum. Tekvando ile uğraşıyordum. Yaptığım diğer branşlar Bocce'ye göre daha nasıl diyeyim? Daha agresif, daha böyle hani kurallar içerisinde de olsa daha böyle bir hırçınlık isteyen sporlar. Bunda hareketler biraz estetik istiyor. Daha çok böyle düşünme istiyor. Çünkü ben bu hamleyi yaptıktan sonra ne yapacak ki rakibim de ben ona ne yapmalıyım diye düşünme gerektiriyor. Siz böyle düşündüğünüz zaman ister istemez hayatınıza da şekil veriyorsunuz. Bir işi yapacağında düşünüyorsun bir sonraki adımda ne yapmalıyım diye. O yüzden hayatınıza da ister istemez bir düzen geliyor. Artık süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Benim sormayı unuttum. Sizlerin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. İlk olarak senle devam edelim. Benim dediğim gibi hani Türkiye'de bu sporun gerçekten gelişmesini istiyoruz. Daha ön plana çıkmasını istiyoruz. O yüzden daha çok destek bekliyoruz, saha istiyoruz. O yüzden hani başka diyecek bir şeyim yok. Hocamız da belirtmişti, Bursa Spor'la şampiyonluğa adım adım yürüyorsunuz. Bizler de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür İnşallah ederiz. Kupayı görürüz İnşallah. Sizlerde. İnşallah. Tabii ki de hem Avrupa'da hem de ligde de başarılar İnşallah. Diliyoruz yine. Teşekkür Hocam ederiz. Sizin eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Gereken zaten konuştuk fazlasıyla ama fakat ben şunu söylüyorum. Yerel yönetimlerimize ben özellikle rica ediyorum. Bu gençlik bizim geleceğimiz. Ben bir Ahmet yaratılmış olarak eğer ben bu kadar gayret göstermeye çalışıyorsam, tabii işimi yapıyorum ayrı bir konuda. Evet. Yeri geldiği zaman işimizden fazlasını yapıyorsak, bizim yerel yönetimlerinde beklentimiz, başkanımdan, Büyükşehir Başkanı'ndan beklentim, o projesi çizilmiş tesisin kazandırılması bize çok çok şeyleri kazandıracak. Ve velilere de özellikle rica ediyorum. Kültür Park'taki tesisimiz açık herkese. Herkes gelebilir. Orada güzel bir görsel ortam var. Gelsinler, çocuklarını getirsinler. Yapabilecekleri bütün branşlar var. Yani her sporcuya uygun bir branş var. Biz onları milli takıma verelim. Ailelerinin eksiklerini tamamlayalım. Ve güzel şeyler ortaya çıkaralım diye diliyorum. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür programımıza ederim. Konuk olduğunuz için, bizleri bilgilendirdiğiniz için, izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için. Başarılar diliyoruz. İnşallah güzel başarılarla sizi tekrar ağırlarız programımızda. Evet sevgili izleyenler, Spor Özel Programı'nın bu haftalık sonuna geldik. Bocce'yi konuştuk. Bocce hakkında güzel bilgiler öğrendik. Neler yapılmış, başarılar neler, bunları konuştuk. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.